Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz. İyiyim, teşekkür Süper. ederim. Şimdi sizin e, Google bilgileriyle hayatınızın bir belgeselini hazırladık. Süper. Ama genel olarak Google bilgileri yanlış oluyor biraz. Evet. Sizde de bir sürü yanlış vardır. Şimdi <laughs> her yanlış yerde durdurup bir dakika burası yanlış, doğrusu böyle ya da evet bu doğru ama bunu da yaptım ama sor bakalım niye yaptım? Niye yaptın? Peki. Buyurunuz, iyi seyirler. <laughs> ya hepsi doğru çıkarsa? Yapacak bir şey yok. <laughs> Zannetmiyorum. Google'da hepsi doğru. Hiç çıkmadı bugüne <laughs> kadar. Peki. <laughs> 1999 yılı. Ataköy 60. yıl İlköğretim Okulu'nda müzik öğretmenliği yaparken okuldan bir arkadaşına rastlar. 24 yaşındaki genç kadın. Arkadaşı müzik gruplarına solist aradıklarını söyler. Uzun bir tereddütten sonra evet der. Funda arar. O müzik grubuyla sahnedeyken keşfedilir. Aynı müzik grubunda klavyede o zamanlar sadece ismini bildiği Fabio Taşel'de vardır. Funda arar. 8 Nisan 1975'te Ankara'da doğar. İlkokulu Ankara Ahmet Vefik Paşa İlköğretim Okulu'nda okur. İlkokul öğretmeni müzik derslerinde fark eder yeteneğini önce. Ailesinin de gözünden kaçmaz bu yetenek. Nasıl kaçsın? Milli Piyango'da müdür olan babası Türk Sanat Müziği'ne meraklıdır. Evlerinde arkadaşları gelir, sofralar kurulur, meşk grubu şarkılar söyler. Babaannesi meşhur Dudu Hanımın sesi evde pencereler açıkken şarkı söylerken. Ha. <laughs> duralım. Bir dakika duralım. Babaannem değil ee, babamın babaannesi Dudu Hanım. Büyük babaanne. Evet büyük babaanne ee, çok güzelmiş sesi müthişmiş ve işte şarkı söylediği zaman o mahalle hani gramofondan şarkı söyleniyormuş. ...diye düşünürlermiş. O kadar iyiymiş de i̇şte genetik ya bunlar. Babamın da sesi çok güzeldir. E, i̇nanılmaz bir e, Türk müziği repertuarı vardır ve ben bildiğim birçok şarkıyı babamdan öğrenmişimdir. O meşklerde e, çok sevildiği için dostlar bir araya gelirdi bizim ev, evimizde. E, babamın arkadaşları gene Türk müziği severler. E, böyle sofralar kurulurdu. Yemekten sonra muhakkak o meşk yapılırdı değişik değişik şarkılar söylenirdi. Ve ben de böyle kulağım doldu Türk müziğiyle. Siz büyük babaanneyi hatırlıyor musunuz? Yok onu hiç hatırlamıyorum. Hiç Oo, ha. Çok büyük babamın babaannesi. Ama öyle gramofondan diye demek ki kusursuz söylüyormuş. İnanılmaz ve çok volümlüymüş sesi. Yani bütün mahalle dinlediğine göre acayip volümlüymüş. Ee, ve işte genetik bizlere geçmiş. kardeşiniz var mı? Var kız kardeş. Onun var. da iyi mi? O da güzel. O da iyi. E, müzik yeteneği var ama o daha e, şeye yöneldi. Resme yöneldi. O mimarstan güzel sanatlar akademisi. Ama için. herkes sanatkar. Herkes sanatkar. Ya çok şanslıyız biz. Çünkü e, ailem gerçekten e, ikimizi de, iki kız kardeş sanata yönlendirdi. İstediğimiz e, yönde eğitim almamızı gerçekten çok destekledi. Ee, şöyle diyeyim konservatuar sınavlarına gireceğim ben o zaman ada pazarında oturuyoruz. Ee, sadece işte haftanın belirli günleri konservatuar sınavlarına hazırlıkta e, hazırlık demeyeyim de neler sorulacak bir bilgi edinmek amaçlı İstanbul'da işte okulda e, bilgiler veriyorlar. Şunlar sorulacak, şu kulak işte sorulacak, ritim soruları sorulacak diye. Babam arabayla beni bir günlük bile olsa getirdi götürdü. Yani o fedakarlığını hiçbir zaman unutmam gerçekten. Lütfen. Belki de şundan dolayıdır. Babam çok spor akademisine gitmeyi istemiş ve çok iyi futbol oynuyormuş. Futbol oynarken o zamanın Göztepe takımından istemişler babamı ki o zaman Göztepe işte ilk 3 ilk 4'teymiş Türkiye liginde. Dedem topçu olursan seni evlatlıktan reddederim demiş. <laughs> e, o belki de içinde ukde kaldı ve e, evlatlarına da hep destek oldu bu anlamda galiba. Ve mecburen babanız devlet memuru olmuş. Evet memur olacaksın demiş. Topçu olursan seni evlatlıktan reddederim demiş. Dede evet. iyi ki e, sonraki dönemde ya popçu olacaksın ya topçu dönemine denk gelmemiş. Ay <laughs> <laughs> evet. <gülüyor> Buyurunuz. Funda ilkokulda mandolin ve solfej dersleri almaya başlar. Ortaokulu Muğla'da, liseyi Adapazarı'nda bitirir. 1992 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sınavını ilk beşin içine girerek kazanır. Babası her gün yarım saatlik ders için arabayla Adapazarı'ndan İstanbul'a getirip Aa. götürür kızını. Okulu bitirdikten sonra iki yıl boyunca Ataköy 60. Yıl İlköğretim Okulu'nda müzik öğretmenliği yapmaya başlar. mı? Evet. Funda Hanım, öğretmenlik zor bir şey mi? Çok zor. <laughs> şarkı söylemek mi zor, öğretmenlik mi zor? Ee, ya ikisinde çok zor tarafları var tabii ama şarkı söylemek benim için çok başka bir şey olduğu için yani e, o başka bir aleme gidiyorum şarkı söylerken ve sahneye çıktığım zaman o başka bir tarafta ama öğretmenlik de gerçekten çok zor. Yani. E, Sürekli öğrenmeniz, kendinizi aslında geliştirmeniz gereken bir meslek. Öğretirken çok şey öğreniyorsunuz. Ee, hiç kolay değil gerçekten. Bir de şeydir ya, hani bizde öyle ya, müzik dersi aman aman. Ya, şöyle bir e, anım da vardı. Biliyorsunuz işte e, şeyler olur, veli toplantıları olur. Her ders öğretmeniyle veliler gelir, görüşürler. Bir tane veli geldi, dedi ki... Benim dedi çocuğumun e, işte e, matematiği, e, şeyi, e, fen bilgisi düşük ama müziği yüksek. Niye böyle oldu falan. <gülüyor> <gülüyor> Çok ilginç değil mi? <laughs> Dedim ne bileyim hanımefendi müziğe yeteneği var demek ki yani. Çok yetenekli çocuklar vardı gerçekten sınıflarda. E, çocuk demek ki müziğe ilgisi var. Bazı çocuklar gerçekten... Çok yaramaz çocuklar olur ya e, sınıflarda, ders dinlemeyen haylaz falan ama işte merak olunca ve sevince müzikte mum gibi durup dinliyorlardı biliyor musun İnanılmaz evet. yani, çok acayip. Peki siz sonra ya müzik öğretmenliğini yaparken de hep bir gün şarkı söylemenin hayalini mi kurardınız yoksa geriz, geriz kalan o tesadüfler mi şey oldu? Ben müzik öğretmenliği yaparken aynı zamanda sahnede yapıyordum. Ha. Tabii. Gizli gizli. Çünkü gizli, eskiden gizli. devlet memurlarının ikinci bir iş yapması yok ya, <laughs> evet, evet. Şimdi milyonlarca şey yapıyorlar da. Evet, gizli gizli. Ee, Gayrettepe'de bir şey, Rum tavernası vardır. Zorba. Zorba. Orada sahne alıyordum aynı zamanda. Ha, Zinetle. Dönüşümlü. Yok, yok, dönüşümlü değil. Zinet daha o zaman orada çalışmıyordu o dönem. Yani hmm. ben e, galiba çalıştım. Albüm çıktı, bitti. Ondan sonra başladı galiba. Yani siz gece sahneye çıkıp... Ben Rumca söylemiyordum ama. Ben çıkıyordum. Sonrasında Rula Panço diye bir karı koca vardı. Onlar Rumca müzik yapıyorlar. Biz Ben ön grup olarak çıkıyordum. Siz çıkıyordunuz. Ertesi günde gidip ders veriyordunuz. Evet. Çünkü eskiden her gündü sahne. Tabii. Şimdiki gibi değildi. Her gündü. Gerçekten öyle. Pazar günü bir tek yapmıyorduk. Diğer günler... E, her gün çalışıyorduk yani. İnanılmazdı. Ne azimliymişsiniz. Çünkü evet. gece... Hani atıyorum, beni bir saate kadar iş yap, git tabii. yat, uyu, sabah derse Ya yani Şöyle bir avantajım vardı, ön grup olduğu için daha erken bitiyordu ama gene 12 biri buluyordu yani. E, tabii. Gitmem, sabahın körü kalkıyordum, okula gidiyordum, ders anlatıyordum falan. Sonra öğretmenliği bırakırken zor bir karar gibi geldi mi? Yoksa... Ya hep yani benim hedefim zaten sahneydi yani. O yüzden o zaman çok zorlanmadım. Zor, zor <laughs> Buyurunuz. Ancak öğretmenlik ona yetmez öğretmenliğin yanında reklam cingılları da okur. Ancak bir gün konservatuardan bir arkadaşı Zorba'daki müzik grupları için solist aradıklarını söyler. Önce tereddüt etse de kabul eder. Zorba'da çalmaya başlarlar. Sonradan yıllar süren mutlu bir evliliğin sırlarını vereceği eşi Febio da o müzik grubunda klavye çalıyordur. 1999 yazında hafta sonları ekipçe kınalı Ada'da bir mekanda hem eğlenir hem sahne alırlar. Oradaki arkadaşlıkları aşka dönüşür. 1 Ocak 2000'de ilk randevularına çıkarlar. Febio'nun bana yanık olduğunu anlıyordum. Ama o beni anlayamıyordu. Çok kanırttım. Der sonradan. <gülüyor> Çok mu? <laughs> Çok domuzum ben. Çok mu eziyet Aa, ettiniz adamcağızı? Hiç pas vermem. Hiç belli etmem. Çocuk arkadaşlarımız var tabii. E, saatlerce onlarla konuşuyormuş. Ben ne yapacağım? Söylesem acaba e, acaba şey yanlış anlar mı? Çünkü hani benden hiç öyle bir sinyal almadığı için e, çok zorlandım zorlanmış gerçekten. E, en son işte bir yılbaşı 2000 yılbaşı arkadaşlarımızla beraberdik. İşte orada artık biraz böyle açıldı falan. Öyle başladı bizim maceramız. <laughs> çok acayipti. Kınalı adada da. Ee, hafta sonları gidiyorduk. Zorba tabi yaz olduğu için e, şeydi kapalıydı. Ee, gençlik veya o deli delikan akıyor ya öyle bir durum var galiba. Sabah körü çıkıyorduk. Adaya gidiyorduk. Akşam program yapacağız. Saatlerce, üç saat falan program yapıyoruz yani. Bütün gün deniz, havuz, hellak ediyoruz kendimizi <laughs> ve akşam... O kadar uzun program yapabiliyorduk ve tekrar e, sabaha karşı sabah ezanları okunuyordu yani eve girdiğimizde ve sabah 10 gibi falan tekrar kalkıp yolları düşüp tekrar ertesi günü gidiyorduk adaya. inanılmaz. Şimdi olsa ben denize girmeyeyim akşam sesim çıkmıyor derler. Yok. <laughs> Öyle yok. derler vallahi derler. Valla zor yani şimdi yapmak gerçekten. Buyurun. Zorbada çalışırken bir gün kendisini dinlemeye gelirler. Hemen bir repertuar hazırlanır ve TMC'nin kapısını çalarlar. Bir yıl sonra ilk albümü "Sevgilerde" yayımlanır. Çıkış şarkısı olarak Necip Fazıl Kısaküreç'in şiiri "Kaldırımlar" seçilir. Yıl 2000'dir. 90'larda başlayan magazin rüzgarı fırtınaya dönüşmüş, salvolar polemiklerle esmeye devam etmektedir. Funda Arar kendini o dünyadan soyutlar. Polemiklere karşı koymaya çalışırken dışarıdan biraz nemrut ve soğuk göründüğü söylenir. Hatta kaliteli müzik yapıyor. Bu programda nasıl olacak? Zaten ya. konuşmaz gibi şeyler derler gıyabında. O soğuk insan algısını yıllarca kıramayacak. Evet. Yıl öyle mi? Gerçekten öyle. Hala beni e, böyle e, mesafeli, soğuk, e, böyle sınav falan böyle bir tip e, gibi gören veya zanneden çok insan var. E, belki de çıkışla alakalı bir durumdu, şarkıyla alakalı bir durumdu. Şimdi ben çıkış çıkarken çok daha popüler bir şarkıyla hatta hareketli popüler bir şarkıyla daha çok dillere dolanacak daha çok kitleye hitap edecek bir şarkı da seçebilirdim ama öyle olmadı. Böyle seçtim yolumu. Ondan dolayı da televizyon programlarına çıkmakta çok zorlandım. İşte. Fazla kaliteli müzik yapıyor, bu kız konuşmaz, şimdi çağıracağız ne konuşacağız, ne diyeceğiz ki falan. Hep böyle cevaplar aldık. Ben çok böyle gerçekten üzüldüğüm ve küstüğüm zamanlar oldu ee, ve kendimi bir şekilde öyle olmadığım <laughs> ispat edene kadar bayağı bir vakit geçti. Herhalde duruşumla da alakalı bir şey. Kliplerdeki duruşumla da mı alakalı? Hiç bilmiyorum. Ama şey de değilim ben. Yani çok birdenbire herkeste kikiri canım cicim olabilen bir insanda değilim. Ee, bence böylesinde daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok samimi gelmiyor bana ilk görüşte hemen canım tatlım bebeğim falan. Olmaz zaten. Yani ben öyle bir insan değilim. Yapamıyorum. Da. Hiçbir zaman sektörde de e, o tarz ilişkilerim olmadı. Ee, e böyle de devam ediyor. Varsın e, öyle zannetsinler. Televizyoncular da ne kötü diyorum, değil mi? Çok kötüler. <laughs> Ve Funda arar daha çok arar diye bir cevap da geldi. Şimdi isim vermeyeceğim. Tabii Funda arar daha çok arar. Allah kahretmesin. aradım aradım buldum. <laughs> ha, sen, birisi sizin adınızı arayınca öyle mi demişler? Funda arar daha çok arar. Aman şimdi o Funda arar daha çok arar. Ne yapacağız şimdi televizyonda programda ne konuşacak ne söyleyecek falan demişler. Peki şarkı tutmamış mıydı? Tutmuştur kaldırımlar falan biliniyordu ama programlar için çok da şey bir şarkı değildi yani. Kaldırımlar, kaldırımlar, mert çekenlerin annesi falan. <laughs> Hoppala var <hoppalar> varken <laughs> ne yapsınlar beni? <laughs> Fundalar daha çok arar çok güzelmiş. Ya. Kimin söylediğini tahmin edebiliyorum ama ben değilim Aa, söyleyeyim. <laughs> ben değil, ben söylemedim böyle bir cümle. Bir yıl sonra aynı yapım firmasından 1998'de albümü çıkan ve parlayan Kıraç'la yolları kesişir ve bir düet albüm yaparlar. Sevgiliye albümü, Funda Arar'ın yıldızının ilk parladığı günlerdir. Ancak esas patlama Arap Saçı şarkısıyla olur. 2002'de çıkan Alagül albümü, Funda Arar'ın artık herkes tarafından tanınmasını sağlar. Hatta ilk albümü zannedilir. Magazine uzak olduğu kadar manken şarkıcı modasına da karşıdır. Petek çöz ve Fulden Uras gibiler yüzünden biz konservatuvar mezunları işsiz kalıyoruz der. Aa. Dediniz mi? Bir dakika. Hayır. Hiç öyle bir şey demedim. Demediniz. Hayır canım. Ne size, mal aa, aa. size mal söyle Google size mal etmiş bunu. <laughs> biz işsiz kalıyoruz. Ne işsiz kalalım? <laughs> Gayet de çalışıyorum yani. <laughs> Google size mal etmiş bu cümleyi. Ya no, hayır. Hiç hayır, söylemediniz böyle Hayır söyle. öyle bir şey söylemedim. Belki bir şey yapmışımdır. Kinayeli bir konuşmam belki olmuştur ama onlar yüzünden biz işsiz kalıyoruz falan diye bir, bir şey. Bir de niye isim vereyim? Yani niye isim vereyim? Hayır hiç öyle bir şey söylemedim. Aynı dönemde geçirdiği burun estetiği de konuşulanlar arasındadır. Bir yıl sonra bir albüm daha çıkarır. Sevda Yanığı albümündeki Haberin Var mı şarkısının etkisi en az Arap saçı kadar büyük olur. 2004'te gazeteler NATO zirvesini yazarken bir sütunda evlenmek için Buşu bekledi ibaresi görülür. Neyi bekledi? Neyi bekledi? Neyi bekledi? Buşu. Bu evlenmek Ayy, için Buşu bekledi. Evet ya o, o? gün... Her yer kapalı. Her insanlar düğüne gelecekler, gelemiyorlar. Ha, denk geldi. Tam gününü bulmuşuz yani. Tam gününü bulmuşuz. İnanılmazdı yani. E, o kadar tedirgin oldum, bir millet arıyor. Şurası kapalı. Buradan gelemiyoruz. Bilmem ne yapamıyoruz falan filan. Neyse çok şükür hallettik, bitirdik. <laughs> Tabii aynı güne gelince eziyet oldu ya, büyük. çok büyük eziyetti gerçekten. Fena eziyet yani. İnsan bilse hiç o güne düğün alır mı? Nereden bileyim <gülüyor> çünkü <gülüyor> aylar öncesinden alıyoruz yani. O günü bile zor bulduk. Ay şey diyor bak. Böyle baygın baygın bakıyor. Sizin duvak ilginçmiş ama. Evet İtalyan duvağı istedim ben böyle hani dantel. Böyle yapmış yapılmıştı. Gelinik. Febio Taşel'le 4 yıllık flörtün sonunda evlenirler. Evliliği gizlemek için de tarih olarak özellikle NATO zirvesini seçerler. Çiftin nikahını İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş kıyar. Karı koca birlikte çalışmaya devam ederler. Neredeyse 2 yılda bir 12-13 şarkıdan oluşan albümler yapar Funda Arar. Yıllar sonra birlikte çalışmaya da evli kalmaya da devam edebilmelerinin sırrını karşılıklı anlayış, sabır ve dürüstlük olarak anlatır. Profesyonel çizgiyi çekmeyi ve ilişkilerini bu şekilde yürütmeyi çoktan öğrenmişlerdir. 2006'da son dans albümü çıkar. Eşi Febio'nun tereddüdüne rağmen Bergen'in şarkısı benim için üzülmeyi de koyarlar albüme ve Funda Arar'ın sezgileri doğru çıkar. Niye evet. tereddüt etti Febio Bey? Çok şimdi, arabesk diye mi? Şimdi dedim ki bak böyle bir şarkı var. Bergen'in şarkısı dedim. Nasıl coverlar, Arap saçılar, benim için üzülmeler, pardon işte haberim var mı falan filan. Bunu da yapalım dedik. Bak bu güzel olur. Bu şimdi tabii ağdalı arabesk Bergen söylüyor. Adam zaten şey yıllarca heavy metal falan filan dinlemiş. O arabesk şarkıları nasıl yaptı onu da bilmiyorum da. Onu da söylerim bu arada. Böyle yaptı. Bu mu? <laughs> Sıra açıldı. Dedim ki dur sen buradan dinleme. Biz seninle demo yapalım. Sen gitarı çal ben üstüne okuyayım. Sen onun üstüne çalış. Hani sanki yeni bir şarkıymış gibi. Çünkü hiç bilmiyor şarkıyı. Hayatında ilk defa duydu yani ben dinlettiğimde. Öyle demo yaptık. Gitarı çaldı ben üstüne okudum. Sen dedim bu şekilde çalış. Yani oradan dinleyip de çalışma. Ve bambaşka bir şarkı çıktı ortaya. Gerçekten öyle. Hani bilmeyenler yeni zannettiler o şarkıyı. E ya, evet. Ama bir, belli bir nesil bilmiyordur o şarkıyı. Bilmiyordu. Bilmiyordu. Yani o yeni nesil şarkıyı sıfır yeni şarkı zannetti. Buyurun. Benim için üzülme şarkısı o yıl herkesin diline dolanır. Eski dost Kıraç'la yeni bir televizyon programı sunmaya başlarlar aynı yıl. Programın her bölümü farklı bir sanatçıya ayrılır. Onun şarkılarını birlikte söylerler. Aa, bir dakika. Şimdiki Sibelcanın formatı bu formatın aynısı mıymış? Evet, Aynısı. Aa, aa. Tabii. Bilmiyordum. Biz her programda bir besteci şey yapıyorduk, şarkılarını söylüyorduk. Şey i̇şte program Orhan Gencebay, işte Sezen Aksu, Kayahan vesaire vesaire. Evet, şimdi onlar. O aynı yapıyorlar. Hı hı. Aa, bilmiyordum. Siz bir araya geldiniz funda? Biz aynı firmadaydık. <laughs> e, TMC'de. O benden daha önce e, albümü çıkmıştı. Oradaydık. Bu e, televizyon e, teklifi de biz e, galiba e, sarı sıcak diye program hmm. vardı ya. Galiba ikimiz beraber oraya konuk gittik. Orada işte beraber böyle söylemeler, şarkılar falan derken, TRT'de TRT'de bir televizyon programı yapmayı düşünüyormuş ve böyle bir teklifle geldi bize. Biz ne yapalım, ne edelim, daha önceden yapılmamışı yapalım, farklı olsun, hani konukla illa yürü, yürü, yürüyen bir program Olması. olmasın diye düşündük ve böyle bir fikir geldi aklımıza. Asa çok zor. Yani biz hafta, Her hafta hazırlık demek. E, canlı program. Haftanın üç günü prova yapıyoruz. E, öyle ki bazen hiç bilmediğimiz şarkılar oluyor. Yani evet hani tamam belli bir repertuarımız var ama e, hiç daha önceden söylemediğimiz şarkıları e, seçiyoruz, koyuyoruz. Hepsi tek tek repertuar çalışılıyor, orkestra ayrı çalışıyor, bizle beraber ayrı çalışıyor. Çok eziyetli, çok gerçekten zahmetli. ...bir programda ama bana kalırsa da Türk televizyonlarında yapılmış... ...en iyi e, müzik programıydı diyebilirim. Olabilir. Gerçekten öyle çok emek verdiğimiz bir programdı. Görüşüyor Öyle çok sık görüşemiyoruz ya. Yani öyle belli bir zaman sonra tabii insan... ...işte onun ayrı... ...bir programı var. Şirketler... Tabii şirket, aynı şirkette olmamız... ...daha çok görüşmemize vesile oluyordu elbette ki. Hayatlar başka yerlere akıyor. Tabii, muhakkak. Öyle. Buyurunuz. Program sonrasında Show TV'ye geçer ve sona erer. Bundan birkaç yıl sonra Kıraç'la aralarına mesafe girdiği ve hatta Funda Arar'ın Kıraç'ın yer aldığı projeleri otomatikman reddettiği yazılır. Bu yok. mudur? Hiç öyle bir şey yok. Ee, şöyle bir durum vardı. Şimdi biz televizyon programı yaptık, aynı şirketteyiz falan. Böyle bir ikili gibi algılama durumu oldu bizi. Funda Arar Kıraç. Hani yani konserlere bir sürekli beraber çağırma. E, televizyon programı çok iyi gittiği için biz bir, bir iki tane galiba e, Harbi Açık Hava Tiyatrosu'nda Gölgeler konseri yaptık. Çok da büyük e, iyi tepkiler aldık. E, ama ondan sonra sürekli bir e, grup muamelesi <laughs> yapılmaya başladı bize ne olsa funda Arkraç, funda Arkraç yani şirket de bundan rahatsız oldu çünkü bizim ikimizin ayrı ayrı albümleri var albüm çalışmalarımız var sahnemiz var yani böyle bir algının olmasını açıkçası ikimiz de istemedik o yüzden bazı gelen e, şirket yapıyordu bizim menajerliğimizi bazı gelen bu tarz projeleri e, o anlamda e, bu algı artık biraz kırılsın diye ...kabul edilmediği dönemler oldu ama benim hani özellikle ben böyle bir şey kabul etmiyorum diye bir durum yok. Bir de bir şey soracağım. İnsan grup olarak algılıyorsa artık öyle algılanmamak için de... ...tamam artık ben o, onunla iş yapmıyorum diyebilir yani. E, tabii tabii, tabii ki de diyebilir ve... Ya yani bu illa aranızın kötü olduğu ya da küs olduğunuz anlamına tabii gelmez. Tabii ki de. hiç öyle bir şey yok elbette. Ama yani hani e, ikimiz de böyle bir şeyden muzdariptik, o da bende. Ayrıca şirket de hani böyle bir şeyi artık yeter hani durumu oldu her her tarafta. Ee, o yüzden daha böyle hani konserlerde alınırken ayrı ayrı almaydık. Böyle değil yani. Evet. 2008'de esas eğitimini aldığı Türk Sanat Müziği albümü Rüyayı çıkarır. Bu yaptığı ilk tematik albümdür. Aynı yıl Gül Dünya Şarkıları albümünde de yer alır. Aynı yıl tartışma yaratan cemaatin desteklediği bir ilahi albümünde de ismi geçer. Albüm sonrasında Musevi biriyle evli olacak kadar açık görüşlü biri neden ilahi albümü yapar sorularının hedefi olur. <gülüyor> <gülüyor> Böyle mi oldu? Bu Cengiz Semercioğlu'nun bir yazısıydı. Bir ilahi albümü yapılıyordu. Ben Türk müziği konservatuar mezunuyum ve bitirme tezim e, Dini dini şu şuurlar. Yani e, musiki denilince ee, bunun içerisinde Dini Muski de var. Ee, bunda bir şeylik görmüyorum ben. Bir beis yani, yok. Bir, bir yani. Ve o, o albümü de benim çok yakın arkadaşım, okuldan... ...arkadaşım Yücel Arzen hazırlıyordu. Ee, benim ilk albümüm, bütün şarkıları ona aittir. sevgiler de albümün Biz okuldayken bu işte birçok şarkıyı... onunla beraber çaldık söyledik yani bu albüme girmeden önce... Biz okul sıralarında bu şarkıları söylüyorduk. Ee, ve böyle bir albüm yapıyordu. Ve bana da dedi ki böyle böyle bir ilahi. ilahi Muski yani çalınıyor, söyleniyor. Niyeyse Cengiz Temerçoğlu Musevi falan yaptı seviyor. <laughs> böyle bir yazı yazdı. Benim eşim Musevi değil bir kere. Ee, Hristiyan benim eşim. Süryani'dir kendisi. Ee, hani Hatta ben aradım. Yani böyle bir şey yalan yanlış nasıl yazıyorsun? Hem eşimi Musevi yaptın, ne alakası var? Yani ilahi okumakla evlendiğin kişinin başka dinden olması, senin sen ben başka bir dinden de olup, olup e, ilahi, ilahi okuyabilirim. okuyabilirim. Ne alakası var yani? Nasıl bir mantık bu? Ona istinaden öyle bir haber çıkmış. Konservatuvarda bitirme tezinin dini musikide şuuller olduğunu, İlahi okumanın ona anormal gelmediğini ve cemaatle ilgisinin olduğundan haberi olmadığını söyler. Bu esnada televizyon programı sunuculuğu kariyerini de sürdürür. Kral TV'de Söz Müzik Funda Arar adında bir program sunmaya başlar. 2009'da program seyirciye veda eder. 2009'da ise içinden yine güçlü bir hit olan ve kendiliğinden bir klasiğe dönüşen Yak Gelin çıktığı Zamanın Eli albümü çıkar yorumculuk kariyerinde 10 yılı devirdiğinde pek çok albümü satış rekorları kıran, ayakları yere basan bir funda arardır artık. 2011, 2012, 2015'te yeni albümler çıkarmaya devam eder. Ancak ilk 10 yıldaki kadar büyük hitler çıkmaz bu albümlerden. Ancak 2013'te hayatına çok önemli biri girer. Febio Taşel'le bir <laughs> oğulları olmuştur. İsmi Aras olur. Büyüdükçe müziği sevecek, annesinin şarkılarını biraz hüzünlü bulacaktır. Evet. Öyle mi diyorsun? Evet. <laughs> Bana diyor ki, anne senin şarkıların çok hüzünlü. <laughs> üzülüyormuş benim şarkılarımı dinlerken. Kaç yaşında şimdi? Şimdi... Is Temmuz'da 8 yaşına giriyor. Ha bayağı büyük. Evet evet. evet. Ee, i̇şte sen niye hep böyle hüzünlü şarkı? Oğlum diyorum hareketli şarkılar da var yani. Sen bir bak <gülüyor> <gülüyor> hareketliler de var. Ama o hüzünlü. Şimdi çocuklar daha çok böyle e, hop hop olsun onları eğlendirsin oynatsın şarkılarını seviyorlar. Benim şarkılarım biraz evet ağır geliyor. Merakı var mı diye? Çok. Şimdi piyano dersleri de alıyor. Çok yetenekli gerçekten. Bir de bir şey söyleyeceğim. Zaten çocuğun başka şansı yok. Evde Baba müzikle evet. uğraşıyor, anne müzikle uğraşıyor. Çocuk caz ne yapsın yani? Ya öyle de var. Ben bazen çocuklarıma hiç ilgisiz olanlar da var. Gerçekten öyle. Hani hiç ilgisiz olanlar da var ama bizimki inanılmaz bir bağlaması var. Kubat aldı ona bağlama. Ee, bir bağlamayı alıyor, bir babasının gitarını alıyor, bir piyanonun başına geçiyor. Bir tane flüt var. Allah zaten o flüt <laughs> başımızın <olsun> belası. <laughs> Gece gündüz fi 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 sesi iyi mi? Evet sesi de güzel. Çok yetenekli. Yani... E armut dibine düşecek. Bana benzeyecek değil yani. Ya yani ne bileyim yapsa mı yapmasa mı şu memlekette müzik yapılır mı yapılmaz mı onu da bilemiyorum da. Niye yani öyle demeyin. Ne, ne isterse onu yapsın. Ben karışmam tabii. Yani keyif için yapsa bile çok keyifli bir şey. Tabii Mesela ki ben sesim de. güzel olsun ve şarkı söyleyebileyim hani şarkıcı olayım değil ama... Güzel olsun. Arkadaşlarımın nasıl söyleyeyim isterdim mesela. Hmm. Herkes de şey, böyle bir şey var ama. El güzel bir şey. Yani özellikle müzikte hani kimse çok şey diyen yok mesela. Bir heykel yapabileyim falan. Genelde hep Çünkü müzik... Çünkü heykel yapmak zor iş. Oturduğunuz yerden şarkıyı söylüyorsunuz. <laughs> heykel yapmak. Malzeme lazım. <laughs> heykel yapmak zor iş. <gülüyor> Peki. <gülüyor> Buyurun. Yine 2013 yılında bir şarkısı ülkenin en unutulmaz haberlerinden birine konu olur. Antalya Demre'deki Sen Nikola Kilisesi'nin önünde kiril alfabesiyle yazılmış gibi görünen yazıtlardan birinin kendisinin ah, evet. Yağmur şarkısının tersten yazılmışı olduğu ortaya çıkardı. Ya evet öyleymiş. Gerçekten çok ilginç. Ne alaka anlamadım. Tersten yani Türkçe tersten yazmışlar. Galiba yani ne yazısı onu da bilmiyorum. Kiril şey alfabesi diyor. Kiril alfabesi kiril zannediyormuş alfabesi. herkes ama öyle değilmiş. Ha, ya Evet ben böyle bir haber gördüm, duydum. Ee, Yağmur e, benim ilk albümde bir şarkıydı. Gülsüm Cengiz şiiridir Yağmur. Ee, öyle bir şey yapmışlar ama ne sebep onu da anlamadım. Her albümüne bir tane arabesk şarkısı koymayı adet edinir. Bu arada batıl inançları da olduğu söylenir. Bazı şeylerin yerini uğursuzluk getirir diye değiştiremediği, kötü bir şey yaşadığında tarihini dile getirirse aynı şeyin tekrar yaşanmasından korkar. Böyle mi? Maalesef. Yani mesela ne, neyin yerini değiştirmezsiniz? Ya ne bileyim mutfakta bir şeyler, yatak odamda bir şeyler. Hani o onun yeri bir değişse bile hemen tık tık git tekrar yerine koyarım düzeltirim ya da çekmece de. Böyle rahatsızım işte yani mesela kötü bir şey yaşadığım bir mevzunun tarihini falan çok konuşmak istemem, söylemem falan. Öyle şeylerim var. İşte herkeste bir delilik var. Ben de... <gülüyor> <gülüyor> Normal değiliz yani. <laughs> Normal olsak Benim bu işi yapmayız. yok galiba. Bir tek <laughs> şeyim var evde tuz bitsin istemem. Çünkü çok küçükken bana anneannem bir kere demişti ki e, bir evde tuz biterse evin berekete gider. Ha, Şimdi bütün gün bakarım tuz var mı? <laughs> Aklıma gelir bazen mesela yataktan gece kalkar gene bak bakarım tuz var mı? Bir ona takayım, tuz var ha, mı? yok. Ee, benim öyle şeylerim var evet. Bazı eşyalarla ilgili özellikle. O orada olmasın şurada dursun bunun yeri burası falan. Öyle ne onun adı Feng Shui değil değil mi? Yok yok Feng Shui değil. Tamamen hani... Batıl inanç. Batıl inanç. Saçma. Kim birisinden görmüşsünüzdür. Nasıl benimki bab anneannemden kalma sizinki de ailede birisi vardır öyle. Muhakkak. Evet bilinçaltında böyle bir şey yerleşmiş. Buyurun. Politik biri olmasa da 2016'daki Yeni Kapı mitinginde görünmesi de tartışma yaratır. 2018'de Dört Başı Mamur bir arabesk albümü çıkarır. Arabesk modasının çoktan başladığı bir zamandır artık. Lise çağında tanıştığı arabeski zaten sevdiğini söyler. Evde sadece Türk Sanat Müziği eserleri çalındığından geç keşfetmiş, çok evet. sevmiştir bu şarkıları. Evet. Albüm mutlu ol yeter. Ben gerçekten evde hiç bizim hep Türk müziği, Türk sanat müziği söylendiği için hiç bilmiyordum İbrahim Tatlıses şarkıları, Orhan Gencebay şarkıları hiçbirinden haberim yoktu. Ben liseye gittikten sonra lisede arkadaşlarımdan falan böyle duydum, aa böyle bir şarkım var falan diye öyle öyle dinlemeye başladım. İnanılmaz ki müziği o kadar sevgim, o kadar ilgim olmasına rağmen. Tabii o dönem radyolar da çalmıyor. Tabii çalmıyordu. Ee, ya yani, popüler o zaman Türk sanat müziği şarkılarıydı. Şimdi o hiç artık bilinmiyor. Vallahi öyle Bitti, oldu. Gitti gitti. Maalesef öyle. Yani bir çeşitlilik azaldı. Bir tek düzelik var bence. Çalınan şarkılar. Bence şarkılarda. Türkiye'de müzik sektöründe bir sorun var. Evet. Bence de hiç bir şey olmuyor yani bir, bir türlü bir, bir şey başını kaldıramıyor bir rap bir yarı başını kaldırdı arabesk rap o da bitti gitti ee, eski üretim yok maalesef ki öyle ama bu neden kaynaklanıyor ekonomik sebepler mi bıkkınlık mı ee, hiç bir yok. çabuk tükeniyor bu. bence çok çabuk da tükeniyor evet bir de insanların zevki de değişti galiba e, ilgimizi çeken şeyler değişti. Ben de eskisi gibi oturup böyle mesela, acılı acılı arabesler dinleyemiyorum. <laughs> ya Başka yani, bir şey bekliyor insan. E, şimdi, bu, mesela bu albümde de biz e, yaptık ama... E, ...gene bir kendi formatımıza uydurarak yaptık. Yani dinlediğinizde o sound böyle tamamen cayır cayır, yandım arabes soundu değil aslında. Hani gene o e, benim için üzülmeler falan filan, o, onların soundunda e, çıktı şarkılar. Ee, bir yenilik yapılmasında fayda var bence. Hani birebir aynısını çok böyle almamak lazım. Bir yenilik, bir değişiklik de yapmakta fayda var. E zamanı uydurmak Ete lazım. E tabii zamanı uydurmak gerekiyor. Buyurunuz. Albüm Mutlu Ol Yeter, Bir Kulunu Çok Sevdim, Tanrı istemezse itirazım Var... İşte Bu Bizim Hikayemiz gibi şarkılardan oluşur ve çok sevilir. 2019 ve 2020'de birer single ve EP albüm çıkarır. Best of albümü çıkaracak kadar yaşlı değilim. Açıklaması konuşulur bir ara. Yaşlı kesinlikle değildir. Ama kendisiyle tanıştığımız günden beri aklımıza kazınan şarkıları birer klasik olmuştur çoktan. Dinleyenin tüylerini diken diken yapıyorsa o zaman siz ucundan kıyısından yorumculuğun bir yerinden tutmuşsunuz demektir. Diyen Funda Arar'ın o gürül gürül sesi umarız daha yıllarca binlerce kişilik konserlerde tüyleri diken diken etmeye devam eder. İnşallah, inşallah. Ömrümüz yettiğince, e, takatimiz olduğunca işimiz, mesleğimizi yapmaya devam edeceğiz. Herhalde inşallah. emekliliğin olmadığı tek meslek. Evet öyle, gerçekten öyle. Ee, ama sanat böyle bir şey zaten. Yani sanatın hiçbir dalında e, belki bazı, ben dans belki hani o tarz şeyler. Hani çok böyle e, beden eforu gerektiren bir takım sanatsal e, durumlarda faaliyetlerde evet ama müzikte öyle bir gerçekten. Müzikle oyunculukta bence yok. hiç emeklilik yok. Bence de. ...hani evet insan o dönemde çok çok yaşlanınca sesi çıkmayıp şarkı söyleyemeyebiliyor ama... ...gene de söylemek istiyor galiba anladığım kadarıyla. Evet. <gülüyor> Zannediyorum <gülüyor> öyle. <gülüyor> Peki. Geldiğin için çok teşekkür ben ederim. Ben teşekkür ederim. Çok tatlı. Çok sağladı. tatlı program. Çok sağ olun.